Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bir Cabiri derslerinde daha birlikteyiz. Bugün kitabımızın 7. bölümünü ele alacağız. Bu bölüm kitabımızın 153. ve 183. sayfalarına tekabül ediyor. 30 sayfalık bir bölümü bugün inşallah sizlere özetlemeye çalışacağım. Bu bölüme baktığınızda göreceksiniz ki Cabiri merhum ele almış olduğu konuyla ilgili oldukça önemli detaylı bilgileri üşenmeden, tafsilat olduğunu düşünmeksizin bize nakletmiş ve bu nakiller olabildiğince anlaşılır metinler olduğu için biraz bu detaylardan ben şahsen sarfı nazar ederek 7. bölümün son derece önemli olan özünü vermek istediği mesajı tam olarak bize Cabiri bu bölümde ne anlatıyor? Çünkü yeni bir konuya gireceğiz. Bunları zat-ı alilerinize başarabildiğim ölçüde arz etmeye ve sunmaya çalışacağım. Bu itibarla benim sunuş biçimim izlediğinizde de göreceğiniz üzere kitapta konunun ele alınış tarzından biraz farklı. Konunun bütününün sağlıklı anlaşılmasını sağlayacak bir sunum içinde bunu sizlere arz etmeye çalışacağım inşallah. Konu şu bakımdan önemli. Bir önceki dersimizde Cabiri merhumun beyani epistemolojinin akıl yapısının adeta denasını bize sunmuştu ve onun kıyas olduğunu söyledik ve beyani epistemolojiyi büyük ölçüde en azından kabahatlarıyla ifade etmiş olduk. Bugün son derece önemli bir konuya başlangıç yapıyoruz ve devamında az sonra tahtada ve şemada da üzerinde duracağımız üzere Cabiri'nin projesinin ikinci önemli başlığı olan irfani epistemolojiye giriş yapacağız. Her halükarda ikinci kitapta oldukça detaylandırılarak ele alacağımız bu her bir epistemolojiyi Cabiri merhumun bu ilk eserinde mukaddime denebilecek ölçüde özlü, sade detaylardan sarf-ı nazar edilerek sunulmakta ve daha sonra ikinci kitapta zaten kitabın adı da Bünyetul Aklil Arabi olduğu için o yapısal bünyenin mahiyeti tam anlamıyla ortaya konmaktadır. Ve biz de inşallah ikinci kitabı okumaya başladığımızda bu hususların üzerinde daha detaylı bir biçimde duracağız. Tabii o kitabı okurken bu kitaptaki bu bölümlere de yapacağımız atıflar açısından bu yapacağımız dersler, daha doğrusu yaptığımız dersler son derece önem arz ediyor çünkü bunlar zemindir. Bu zemin üzerinden ikinci kitabın konularını ele alacak ve bu zemin üzerine inşa edeceğiz. Bu itibarla bu derslerin sırayla dinlenilmesi ve mutlaka sıra takip edilerek ilerlenmesi önem arz ediyor. Çünkü konular birbirleriyle bağlantılı ve bir sonraki konu bir önceki konuyu nispeten daha açık hale getirerek ele almaktadır. Şimdi konumuza müsaadenizle tahtamızı açarak başlayalım. Gördüğünüz üzere değerli izleyenler, burada başlığımız Cabiri dersleri 10, 153. sayfa ve 183. sayfa arasında geçen hususları sizlere özetleyeceğim. Burada birbirleriyle irtibatlı olarak ele alacağımız son derece önemli iki tane kavram var. Bu kavramları oluşturan her bir kelime üzerinde durmamız gerekiyor. Böylece aslında Cabiri'nin bize bu 30 sayfalık bölümde anlatmak istediği hususları da daha derli toplu anlama imkanımız olacaktır. Peki bu kelimeleri altlarını çizerek bir netleştirelim. Tam olarak bu kelimelerle Cabiri merhum ne demeye çalışıyor bize? Birincisi, kitabı okurken
Bu kavramların kullanımlarında nispeten biraz muğlaklık sezebilirsiniz. İlk okuyuşlarda biraz size zorluk çıkarabilir bu bölümler kitaptan okunurken. Fakat naçizane benim bu dersimi dinledikten sonra bölümü okursanız hiç zorlanmadan çok rahat bir biçimde verilen mesajları alacağınızı umut ediyorum. Burada önemli iki tane sözcük bir kavrama dönüştürmüş Cabir'in terminolojisinde. Birisi dini kavram, diğeri de rasyonel kavram. Cabiri merhumun kullandığı kavramların bize sunmaya çalıştığı genel projesi bağlamında çok net olduğunu, açık olduğunu, Taha Abdurrahman'dan da bu yönüyle ayrıldığını da efendim zaman zaman kıyaslamalar bağlamında söylüyorum ve yapmaya başladığım Taha Abdurrahman eleştirilerinde de bunları inşallah konular olarak da ele almaya çalışacağım. Şimdi bir kere dini ile rasyonel sözcüklerinin yan yana gelmesi çağdaş tartışmalar bağlamında baktığımızda bunun sanki uygun olmayan iki sözcük bir araya getirilerek bir kavram oluşturulmuş gibi algılanması mümkündür. Mesela günümüzün önemli felsefecilerinden Ahmet Arslan hocamızın da yaklaşımlarına baktığımızda bu iki kelime yan yana gelmez. Çünkü onlar genel olarak dini söylemleri us dışı olarak kabul ettikleri için, rasyonel olarak görmedikleri için böyle bir tabirin yan yana gelmesinin sorunlu olduğunu düşünebilirler. Tabii hocamız gibi başka bu konuda yaklaşımı olanların isimlerini de ayrı ayrı zikretmek istemiyorum. Hürmeten bu ismi zikretmemin sebebi de hürmetendir. Çünkü hangi türlü yaklaşılırsa yaklaşılsın, biz yaklaşımlara bilimsel anlamda bir akademisyen olarak saygı duyuyoruz. Bir emeğin ürünüdür, bir düşüncedir. Düşünce olmak bakımından saygıya değerdir. Bu açıdan dini rasyonel ifadesinin, birazdan da yine akli olanın irrasyonel, akli olmayanla ilişkilendirilmesini de tuhaf bulabiliriz. Muhtemelen yadırganabilecek bir ifadedir. Nasıl oluyor akli olan irrasyonel ile ilişkilendirilerek bir kavram oluşturulmuş? Hakikaten ilk bakışta tuhaf gibi görünüyor. Ama konuyu ele alıp üzerinde durduğumuzda Cabiri merhumun bu konuda ne kadar derin, ne kadar yetkin bir tefekküre sahip olduğunu daha net bir biçimde görebileceğiz. O halde hemen bu bağlamda söylemeliyiz ki dini rasyonel ile akli irrasyonel kavramı Cabiri'de iki farklı dünya görüşüne tekabül eder. Bunu farklı bir renkle yazalım ve netleştirelim. Demek ki Cabiri merhum bu iki kavramı birbirinin karşıtı olmak koşuluyla iki farklı dünya görüşü olarak netleştirir, kavramsal olarak. Şimdi burada dini rasyonel ile tevhide dayalı bir dünya görüşünü, akli irrasyonele ise şirk temelli, tevhidin karşıtı olan şirk temelli ya da Tanrı tanımayan, inanca yer vermeyen bir akli duruşun, dünya görüşünün kavramı olarak tespit eder. Yani Cabiri epistemolojik olarak dini rasyonel ile tevhide dayalı bir dünya görüşünü, akli irrasyonele ise başlangıç itibariyle şirke dayalı bir dünya görüşünü karşılamak üzere konumlandırır. Birazdan içeriklerine ve detaylarına girdiğimizde bu konularda ne kadar haklı ve yerinde önemli açılımlar bunun üzerinde ele alacağını ve bu kavramlara yükleyeceğini inşallah görmeye çalışacağız. Dolayısıyla dini rasyonel tevhide yönelik tevhid esaslı bir dünya görüşüne tekabül eder. Tevhide yönelik
bir dünya görüşünün ise temelinde vahiy vardır. Yani kitap vardır. Vahiy ve kitabı taşıyan Rasul vardır. Yani elçi vardır. Bir de tevhide dayalı dünya görüşünde evrendeki düzen daima tevhidin bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla Cabiri dini rasyonel dediğinde rasyonel olanı din üzerine temellendirir. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Cabiri'nin terminolojisinde rasyonel olan dinin üzerine temellendirir. Ve din, tabii burada hemen bunu belirleyelim, İslam ve Kur'an'ı kastediyoruz din derken. İslam ve Kur'an üzerinden Cabiri rasyonel olanı bunun üzerine temellendirir. Ve dolayısıyla Kur'an bütün söylemiyle tevhidi öne çıkaran, vahyi ve risaleti öne çıkaran, evreni ve kainatı Allah'ın delilleriymiş gibi okumayı tavsiye eden ve evrendeki düzenin vahiydeki düzenle, kitabın düzeniyle bir uyum içinde olduğunu vurgulayan ve bunu tam anlamıyla bir rasyonel zemin üzerinde ele alıp inşa eden bir söylemin temeli olarak dini kabul eder. Ve böylece din, Cabiri'nin terminolojisinde rasyonel olana tekabül eder. Ve din aynı zamanda kitap ve vahiy olmak bakımından nakildir. Burada Cabiri nakli olanında akli olanın zemini olduğunu ve dolayısıyla nakli olmak zorunlu olarak akli olmanın, rasyonel olmanın karşıtı olmadığını, bir çelişiği olmadığını da belirlemeye ve tespit etmeye çalışır ki bu son derece tutarlı ve son derece yerinde bir duruştur. Böylece bir taraftan Cabiri az sonra detaylarını konuştuğumuzda üzerinde duracağız. Bize dini rasyonel ile neyi kastettiğini bu bağlamda açıklamaya çalışır ve devamında akli irrasyonele geçer. Tabii burada akli irrasyonel dediğinde detaylarına az sonra inşallah değinmeye çalışacağım. Birkaç tane farklı hususlar üzerinden bu kavramı geliştirir. Bunlardan bir tanesi akli irrasyonelin birincisi dini rasyonelin tahrif olmasının sonucunda ortaya çıkan şirktir. Yani şirk Cabiri'ye göre dini rasyonelin tahrif olması ve dini rasyonelden sapmadır Cabiri'ye göre. Dolayısıyla dini rasyonelden sapma, şirke düşüş ya da risaleti inkar, vahyi inkar, kitabı inkar, bir yaratıcıyı, tanrıyı inkarın bu terminolojide irrasyonele tekabül ettiğini görüyoruz. Demek ki burada irrasyonel aslında bir dünya görüşü olarak dini rasyonelin tahrif olunmuş, bozulmuş ve onun rasyonel çizgisinden sapmalar meydana gelmiş olan bir kırılmaya, bir dönüşmeye işaret eder. Birinci olarak Cabiri'nin vurguladığı husus budur. Birinci olarak bunu vurgular. Bunu birazdan detaylandıracağız. İkinci olarak Cabiri akli irrasyonelde akli olanın felsefi zemininde felsefi olarak bir irrasyonel zemin oluşturduğunu söyler ki detaylarında inşallah az sonra sizleri yormadan, sıkmadan üzerinde durmaya çalışacağım. Bu felsefi içerik açısından Cabiri'nin akli irrasyonel, yani felsefe akli bir şeydir, olmasına rağmen irrasyonele nasıl dönüştüğünü, nasıl bir irrasyonel
ilişki içinde bir kavram, akli irrasyonel şeklinde bir tuhaf gibi görünen bir kavramın nasıl ortaya çıktığını izah etmek bakımından bunu temellendirir ve temellendirirken de özellikle detayları üzerinde duracağım üzere Şehristani'nin El Milel ve Nihal eseri üzerinden yaptığı alıntılarla bu Hükema-i Seba dediğimiz yedi önemli Aristoteles'e kadar gelen önceki filozoflardan yedi önemli felsefeciyi sayar. Üzerinde duracağım inşallah. Bunların oluşturduğu bir gizemli gnostik sihir, tılsım, büyü vesaire, simya gibi alanlara kayan, rasyonel olandan çıkan, tabi Aristoteles'ten sonra da özellikle zikrettiği Neoplatonizm dediğimiz ve buna ilaveten işrakiliği de katacak işraki felsefe, bütün bunların Cabir'in terminolojisinde akli olmalarına rağmen irrasyonel bir dünya görüşünü ve irrasyonel bir zemini temsil ettiklerini ifade eder. Dolayısıyla Cabiri merhumun dini rasyonel ile kastettiğiyle akli irrasyonel ile kastettiğini fark etmek önemli bir husustur. Tam da kavramsal olarak burada konuyu ele alırken bir hususun daha netleştirilmesi lazım ve bunun için rengimizi değiştirelim. Cabiri dini rasyonelin yanında aynı zamanda dini irrasyonelden, keza akli irrasyonelin yanında akli rasyonelden de söz eder. Bunların da üzerinde duracağız. Böylece Cabiri dini rasyonelin tevhide dayalı vahiy ve kitap üzerinden Resul'ün yol göstericiliğiyle birlikte evrenin bir kitap gibi okunmasına dayalı sahih bir din üzerinden dini rasyoneli temsil ettiğini, bu sahih dinin bu şekilde yorumlanmasından meydana gelecek sapmalar, yani fırkalar, bu fırkaların kimileri mücessimedir, müşebbihedir, vesairedir, şiadır, vesairedir, işte bunların üzerinde duracağız, mutasavvıflardır, vesairedir, üzerinde duracağız, Cabiri'ye göre tabii. Bunlar sahih dinin bu şekilde dini rasyonel olan zemininden sapmalara tekabül ettikleri için de bunlar da dini irrasyonele tekabül ederler. Demek ki dini rasyonelin bir de karşıtı olan dini irrasyonel var ki işte burada farklı renkle zatalilerinize sunmaya çalıştığım husus budur. Şimdi de bunun mesela İşte Hükema-i Seba'dan başlayan, işte Thales'ten Aristoteles'e kadar yedi filozofu sayar Şehristani ve bunlar üzerinden akli irrasyoneli temellendiren Cabiri, tabii ki hiç kuşkusuz Aristoteles üzerinden ve Aristoteles'in hiç kuşkusuz Cabiri'nin gözünde en önemli temsilcilerinden olan Müslüman İbn-i Rüşd, bunlar da akli rasyoneli temsil ederler. Demek ki bir taraftan akli irrasyonel dediğimiz bir alan, diğer taraftan da dini rasyonel dediğimiz bir dünya görüşü bir alan var ve buralarda bunların kendi içlerinde de yine dini irrasyonel, akli rasyonel şeklinde karşıtlarına evrilen bir süreçlerin de olduğunu söylememiz gerekir. Şimdi burada Cabiri'nin rahimehullah'ın son derece konumuzla önemli söylemiş olduğu bir hususa değinerek konuyu yavaş yavaş
derinleştirelim ve genel anlamda söylemiş olduğumuz bu kavramsal ifadeleri biraz açalım. Cabiri der ki, Hazreti Adem'le başlayan insanlık tarihi tevhidle başlamıştır. Bu önemli bir şeydir. Dini rasyoneli anlamak bakımından Cabiri'nin bu yaklaşımı son derece önemlidir. Beşeri tarih dinle başlar, sahih dinle başlar ve rasyonel olanla, dini rasyonel olanla başlar. Çünkü Cabiri'de sahih din eşittir rasyonel olandır. Bu kavramı bu manada anlamak son derece önemlidir. Cabiri'yi ve onun projesini anlamak bakımından son derece önemli. Mesela Hazreti Adem'le başlayan bu risalet hususunu Cabiri merhumun bu bölümde bize anlatmaya çalıştığı içerikle size resmetmeye çalışacağım. Ve bu resim üzerinden onun o çok önemli sözünü yazarak altını çizeceğim. Hazreti Adem'le başlattığımız risalet. Bunu bir tarihin başlangıcı, bir tarih çizgisi olarak çiziyorum. Başlıyor, kırılıyor, tekrar başlıyor, tekrar kırılıyor, tekrar başlıyor, tekrar kırılıyor. Şimdi bu zaman zaman kırılmalar ve zaman zaman düz çizgiler üzerinden şöyle algılamamız gerekiyor. Tarih dini rasyonelle başlıyor. Dini rasyonel. Sahih bir dinle başlıyor. Bir peygamberin yol göstericiliği Cabiri'ye göre dini rasyoneldir. Ve tarihin istikamet üzere, beşerin istikamet üzere yürüdüğü sürece tekabül eder. Şu kırılma noktası Cabiri'de tahrifin ve sapmanın başlangıcıdır. Tahrif ve sapma başlar burada. Burada bir kırılma olur. İşte bu kırılmanın başladığı şu noktaya Cabiri, buraya dikkat edelim, buraya. Buna hem akli irrasyonel hem de dini irrasyonel der. Yani burada iki türlü de hem dini olan hem de akli olan kayma ve sapmaların Cabiri'nin terminolojisinde karşılığı akli ve dini irrasyonelize düşmektir, bir düşüştür. Sonra burada yeniden bir peygamber gelir. Bir rasul gelir, bir peygamber gelir. Bu dini rasyoneli yeniden ihya eder. Dini rasyoneli yeniden ihya eder ve temsil eder. Buraya kadar. Burada yeniden bir kırılma olur. Yeniden bir tahrif söz konusu olur. Ve burada yeniden bir dini ve akli irrasyonel yeniden devreye girer. Onun için Dott'tan naklettiği çok önemli Fransız düşünür. Dott'tan naklettiği bir sözde bu akli ve dini rasyonelle irrasyonelin yan yana iç içe tarihte birlikte yürüdüklerini, tarihi yolculuğu birlikte yaptıklarına ilişkin yaptığı alıntıda gerçekten son derece önemli tarih felsefesi ve sosyolojiyle ilgili de iktibaslara ve alıntılara yer veren Cabiri okuduğunuzda göreceksiniz. Konuyu gayet iyi bir biçimde ele aldığını ve sunduğunu düşünüyorum. Ve böylece burada tekrar yeniden bir rasul ortaya çıkar. Burada yeniden bir rasul ortaya çıkar. Yeniden kırılmalar, yeniden rasul ve tarih böylece devam eder. Burada şimdi çok önemli olduğundan şu boşluğa müsaadenizle yazmak istiyorum. Kırmızıyla yazacağım. Cabiri şöyle der. Der ki, beşeri tarih, beşer tarihi peygamberler ile rasyonel olanı beşeri tarih peygamberler ile rasyonel olanı efendim bulmuş. Peygamberlerin mesajından sapmayla ise irrasyonele düşülmüştür. Onun için
Cabiri'nin terminolojisinde nübüvvet ve risalet dini rasyonelin vazgeçilmez temel unsuru. Bu itibarla peygamberlik kurumunu inkar eden mecusiliğin, maniheizmin bu yaklaşımlarını birazdan detaylarıyla ele almaya çalışacağız. Cabiri akli irrasyonele ya da dini irrasyonele irca eder. Ve bunların kabul edilemez olduğunu söyler. Çünkü beşeri tarihin rasyonel çizgisini peygamberler temsil eder. Burada Hasan Hanefi merhumu da her ikisinde tabii işte merhum oldu. Hürmetle ve dualarımızla analım. Ruhları şad olsun. Onun eserlerinin hemen hepsinde yaygın bir biçimde nübüvveti tarihle ilişkilendirilmesi, nübüvvetle tarihi hem epistemolojik anlamda hem de beşeri tekamülün oluşumu bağlamında nübüvveti her zaman Hasan Hanefi tarihle irtibatlandırır. Böyle olunca Cabiri'nin bu sözündeki vurgunun da ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizelim. Tarihin rasyonel çizgisini çağımızdaki kimilerinin zannettiği gibi peygamberler irrasyoneli değil, rasyonel olanı temsil ederler. Peygamberlerin duruşları, mesajları, tevhide ilişkin oluşturmaya çalıştıkları dünya görüşlerinin zemini rasyoneldir, irrasyonel değil. İrrasyonel bundan sapmalar ve kırılmalarla ortaya çıkar. Bunun bir kere öncelikle belirlenmesi lazım, tespiti lazım. Bunun üzerinden meselelerin ele alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bu itibarla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu dini rasyonel ve akli irrasyonel kavramlar üzerinden ele almaya çalıştığım, kavramsal içeriğini netleştirmeye çalıştığım bu hususlar üzerinden Cabiri şöyle der. Der ki, dini rasyonel olanın Arap İslam aklındaki temsilini beyani epistemoloji temsil eder. Şimdi müsaadenizle tahtamı biraz aşağıya almama izin verin lütfen. Ve burada Cabiri'nin projesinin genelinde ortaya çıkan ve son derece önemli olan Cabiri'nin projesindeki üç epistemolojinin başlıklarını şimdiden biz atalım. Onların üzerinde konuşalım, konuyu oraya bağlayalım, oradan yürüyelim. Cabiri İslam geleneğinin İslam geleneği Cabiri'ye göre üç önemli akıl üzerinden bize geldiğini söyler. Birincisi beyani epistemoloji, beyani akıldır. İkincisi irfani akıl. İrfani epistemoloji, irfani akıl. Üçüncüsü de burhani akıl. Burhani epistemolojidir. İşte yukarıda söylemiş olduklarımızı bunların üzerinde göstererek yolumuza devam etmek sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Cabiri beyani aklın dini rasyoneli temsil ettiğini, dolayısıyla beyani epistemoloji diye daha önce uzun uzun üzerinde durmaya çalıştığımız ve ikinci kitapta çok çok fazla detaylı bir biçimde inşallah üzerinde duracağımız beyani epistemoloji, beyani akıl dini rasyoneli temsil eder. Cabiri der ki beyani akıl dini rasyoneli temsil eder çünkü beyani aklın beslendiği temel kaynak Kur'an'dır. Ve Hazreti Peygamber'in hadisleri ve sünnetidir, hadisleridir. Dolayısıyla bu kaynaktan beslenen beyani akıl bunları dil üzerinden ele alır ve daha önceki konuşmalarımızı hatırlarsanız dilin yapısından ve vahyin
kendine özgü mesajlarından hareket ederek beyan epistemoloji bütünüyle Arap, özgün anlamda Arap, Arap kültürünün içinden doğmuş, bütün beslendiği kaynakları itibariyle de Arabi olan yegane Arap İslam aklı beyan epistemolojidir Cabiri'de. Ve bu dini rasyoneli ifade eder. Peki bu dini rasyoneli ifade eden beyani akıl, yani beyani epistemolojinin içinde Cabiri dini irrasyonel sapmaların olmadığını mı bununla söylemek istiyor? Hayır elbette. Çünkü fırkalar içinde baktığımızda bu düşüncelerin kendi içinde Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in sünnetini esas almak üzere ve onun üzerinden konuları işlemek ve ele almak üzere bizim geleneğimizdeki Cabiri'nin ifadesiyle söyleyecek olursak zahirilik batınilik ayrımı gerek zahirilik gerek batınilik göreceli olarak nasıl baktığınıza ve değerlendirdiğinize bağlı olarak değişmek kaydıyla bir dini irrasyonele tekabül eden yönlerinin olduğunun altını çizer Cabir. Demek ki gelenekteki bu bölünmeler, ayrışmalar dinin yorumlanmasına, algılanmasına, tatbikine ve uygulamasına bağlı olmak üzere Cabiri beyani epistemolojinin aslında dini rasyoneli temsil eden bir epistemoloji olmasına karşın bu epistemolojinin yani bu aklın üretimleri içerisinde onu üreten ilkeler, yöntemler, usul, metot vesairenin değişmesine, kavramların farklı kullanılıp değişmesine bağlı olarak dini irrasyonelin de ortaya çıktığından söz eder ki birazdan bu dini irrasyonel dediğimiz şeyin tam olarak ne olduğunu ele aldığımızda bunun bu epistemolojilere ne gibi bir yansımalarının olduğunu yine şemada inşallah ilişkilendirerek zat-ı alilerinize resmetmeye çalışacağım. Şimdi tam olarak Cabiri beyanı akli, beyan epistemolojiyi, beyanı akılı dini rasyonel ile temellendirirken tam da burada irfani aklı da hem dini irrasyonel hem de akli irrasyonel ile temellendirir. Birazdan bunun detaylarını inşallah şema üzerinde bir daire çizeceğim. Ve akli irrasyonel, dini irrasyonelle ilişkilendirdiğimiz bir başka kavrama geçeceğim. Onun üzerinden bunu netleştireceğim. Keza aynı biçimde burhani epistemoloji söz konusu olduğunda burada burhani akıl bütünüyle felsefeyle ilişkili olduğu için ana zemini felsefe olduğundan bu felsefeyle ilişkili olduğundan burada da burhani epistemolojide bir burhani akılda da akli irrasyonel ile akli rasyonel kavramlarıyla karşıladığı burhani epistemolojinin içinde de bu iki türlü bir bölünmenin ve ayrışmanın söz konusu olduğunu söyler. Şunu çok net olarak söyleyebilirim değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Cabiri'nin bu tefekkürü, Müslüman geleneği değerlendiren bu perspektifi son derece oturmuş, tekamül etmiş ve ne söylediğinin çok çok iyi farkında bir zihin olarak bunları bizlerle paylaşmış. Kendisine müteşekkir ve minnettarız. Şimdi bu hususları daha da netleştirmek üzere bir müsaadenizle büyük harflerle bir kavram daha yazacağım. Ve bu kavram üzerinden konuyu asıl söylenmesi gerekene doğru getirmeye çalışacağım. Cabiri bize, bunu siyah renkle yazalım. Cabiri bize dini rasyonel ve akli irrasyonel diye ifade ettiği bu son derece önemli iki kavramın dini rasyonel
akli irrasyonel. Bu kavramlar üzerinden Cabir'i irrasyonel olmayı kadim miras sözcüğü ile karşılar. Cabir'in terminolojisinde kadim miras irrasyonele tekabül eder. Şimdi buraya müsaadenizle tekrar döneceğim. Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Dini rasyonel ile akli irrasyonel konusunu sizlere sunarken bunların iki temel dünya görüşüne tekabül ettiğini ifade etmeye çalışmıştım. Tevhide dayalı, şirke dayalı dünya görüşünden söz ettim. İşte tam da burada Cabir'i şirkin, sapmaların, peygamberi yol göstericiliğinin ve rehberliğinin dışına çıkmaların, düşüşlerin tarihini kadim miras olarak ifade eder. Sapmaların, tahriflerin tarihi olarak kadim miras. Akli olandan kopuşların tarihi olarak kadim miras. O zaman aşağıya inelim ve bunu yazalım. Demek ki kadim miras dediğinde Cabir'i bununla peygamberi rehberlikten kopmayı, vahyin rehberliğinden kopmayı, dini rasyonelden ayrılmayı ifade eder ki bu tahriflerin ve sapmaların tarihidir. O zaman beşeri tarih aslında şu şemaya yeniden gelelim ve farklı bir renkle bunu göstermeye çalışalım sevgili izleyenler. Şu peygamberlerin temsil ettiği çizginin, bunu düz olarak böyle çiziyorum, temsil ettiği bu çizginin bir temsil olduğunu, daha sonra da aşağıdaki bu sapmaların, kırılmaların, şu kırılmaların da kendine göre bir tarihi çizgi oluşturduğunu düşünürsek, bu iki çizgi birbirleriyle rekabet eden iki tarihi çizgidir. İşte tam olarak Cabir'i burada bize kadim miras ile bu aşağıda mavi ile işaretlediğim şu geleneği, beşeri birikimi, tarihi, sapmaların ve tahriflerin tarihinin altını çizer ve onun adı olarak resmeder bize. Böylece kadim miras dediğimizde o zaman bizim bir kadim miras dairesi çizmemiz gerekiyor. Ve sonra bu kadim miras dairesinin içinde olanları bu ifade etmeye çalışmış olduğumuz bütün içerisinde yukarıda yazdığımız beyan epistemoloji, irfan epistemoloji, burhan epistemoloji bunlarla ilişkilendirmeye çalışmamız gerekmektedir. Müsaadenizle şöyle bir daire çizeceğim. Evet. Bu dairemiz kadim miras dairesi. Kadim miras dairesini çizdik. Şimdi Cabir'i kadim miras ile kastettiği ve eserinde uzun uzun detaylı bilgiler verdiği ve hiç üşenmeden zaman zaman İbn Nedim'in Fihristinden, zaman zaman ve ağırlıklı olarak Şehristani'nin El Milel ve Nihal'inden yapmış olduğu alıntılarıyla üşenmeden detay bilgiler verdiği bu kadim miras dairesinde kimler var ve neler var? Birinci olarak bu dairenin içerisinde İsrailiyat var. İsrailiyat. İsrailiyat deyince Yahudi ve Hristiyan kültür biliyorsunuz kastediyoruz. Dolayısıyla Yahudilik ve Hristiyanlıktan intikal eden bir bölümden söz ediyoruz. Kadim miras. Şöyle siyahla böleyim. İçine yazalım. Kadim mirasın ikinci grubunu
temsil eden önemli miraslardan biri Müslüman coğrafyanın, birazdan üzerinde duracağım, Müslüman coğrafyanın tanıştığı, temas ettiği bir daireden söz ediyoruz ve bu tanışıklığın ve temasın Müslüman kültürde bu üç aklın oluşumuna nasıl katkıda bulunduğu, bu kadim mirasın olumsuz özellikle etkileri üzerinden konuyu ele alacağız. İkincisi mecusiliktir. Tabii ki İran'ın fethiyle beraber doğuya doğru Müslümanlara açılınca karşımıza gelen en önemli efendim hususlardan biri bu. Mecusilikle beraber yine aynı şekilde İran'ın fethi ve Hindistan'a doğru giderek başladığımızda gördüğümüz Manheizm. Yine dinler tarihi ve mezhepler açısından Şehristani'yi esas almasının sebebi de Cabir'in büyük ölçüde budur. Manheizm üzerinden konuyu ele almıştır. Ve dolayısıyla biri de Manheizm'dir. Tabii şimdi burada bir diğer önemli efendim kadim miras olarak ele alacağımız gelenek de hiç kuşkusuz hermetik gelenektir. Hermes'le ilgilendirilen, ki bu Hermes'in İdris Aleyhisselam olduğuna ilişkin de söylentiler söz konusudur. Hermes'tir. Hermetik gelenek, yani gnostik gelenek de dediğimiz, hermetik ve gnostik gelenek de dediğimiz uzak doğu mistizmi de diyebiliriz. Bu gelenek, bunu kırmızıyla müsaadenizle yazmama izin verin. Bu geleneği Cabir'i büyük ölçüde Sabi'ilik ile ilişkilendirir. Sabi'iler, Kur'an'ın da zikrettiği isimler bunlar. Sabi'iliktir. Birazdan detaylarına sizi yormadan, başınızı ağrıtmadan değinmeye çalışacağım ve bunları çok daha fazla detaylarıyla inşallah kitabın kendisinden okuyacaksınız. Dolayısıyla Sabi'ileri de burada ele aldığımızda kadim mirasın içine bunların da girdiğini görüyoruz. Bir diğer önemli efendim zikretmemiz gereken husus da felsefedir. Yani filozoflardır. Felsefe geleneği. Az önce işte işaret etmiş olduğumuz gerek rasyoneli temsil eden felsefe, gerek irrasyonele dönüşmüş olan efendim bu işraki vesaire gelenekte olduğu, neoplatonizmde olduğu gibi bu felsefi gelenek. Cabir'i değerli izleyenler, kadim miras dediğinde işte bu dairenin içinde zikrettiklerimizi kasteder. Bunların her birerleriyle ilgili detaylara iner. Nasıl olup da İslam kültürüne dahil olduklarını araştırır. Ve hiç kuşkusuz ki Müslümanların erken dönemde fetihler aracılığıyla bir taraftan Müslüman coğrafyanın gelişmesi, diğer taraftan bu coğrafyada karşılaşılan yeni kültürler üzerinden özellikle itikadi boyutta, inanç boyutunda problemlerle yüzleşmeleri, hukuk ve sosyal yaşam açısından Müslümanlar fetihlerle çok önemli problemle karşılaşmamışlardır. Önemli problemlerle karşılaşmaları itikadi alanda olmuştur. Onun için de özellikle Abbasiler döneminde Halife Mehdi'den itibaren özellikle bu yeni karşılaşılan kültürlerin itikat ve inançlarına karşılık Müslüman ulemanın Müslümanlığı ve Kur'an'ın tevhid inancını, yani dini rasyoneli savunma görevlerini ulemaya vermesi ve onları desteklemesi, ki bunu da Abbasiler dönemi olunca üstlenenlerin Mutezile olması, buraya yazalım onu da, Mutezile. Diğer bir ifadeyle de Mutezile'nin şahsında kelam ilmi bu kadim mirasın İslam'ın o saf dini rasyonelini bozarak onu dini irrasyonele dönüştürmesine izin vermeme çabası ve gayretiyle oluşan bir ilim alanıdır kelam alanı ve mütekellimin dediğimiz kelamcılarımız da bu görevi üstlenmiş önemli isimlerdir. Böylece
itikadi anlamda bu kadim mirasla karşılaştığımızda efendim yüzleştiğimiz sorunlar çok derinlikli sorunlar olmuştur ve bunların çözülmesi gerekmiştir. Örneğin mesela İsrailiyat. Şimdi bu İsrailiyatı müsaadenizle buradan alıyorum ve buraya dini irrasyonele bağlıyorum. Biraz şemayı şöyle hafif böyle yapalım. Evet. Aslında dini rasyonelin içerisinde, beyani epistemolojinin bulunduğu dini rasyonelin içerisinde tefsir kaynaklarımıza bakalım. Buraya da tefsir diye yazalım. Tefsir kaynaklarımızın içerisinde gerek Kur'an'ın tevili ile ilgili, gerek Kur'an'ın mücmellerinin tafsilatıyla ilgili, gerekse Kur'an'ın detaylandırılması, mücmelin tafsili bağlamında da düşünebilirsiniz. Ya da efendim ilgili konularda detay bilgilerin verilmesi gibi çeşitli amaçlarla İsrailiyatın Müslüman kültüre girdiğini, Yahudilik ve Hristiyanlığa ait bilgilerin Müslüman kültürün içinde dini rasyonelin içine sızdığını ve dolayısıyla dini rasyonelin içerisinde bir irrasyonel oluşuma izin verdiğini, bir virüs gibi dini rasyonelin bünyesine sızdığını söyler Cabiri ve bu çok önemlidir. Hala da bu problem aşılabilmiş ve ayıklanabilmiş görünmüyor. Şimdi keza Mecusiliğin ve Manheizmin özellikle bunların inançlarında dualist bir yapının olması, yani yaratıcının ve varlığın temelinde nur ve zulmet diye adlandırılan iki ezeli karşıtın birlikteliğinden bu varlığın ve alemin zuhur ettiğine ilişkin yaklaşımın, bu dualist yaklaşımın, yani Cabir'in ifadesiyle kadim mirasın bu irrasyonalist, dini irrasyonalist duruşu son derece önemli olarak bizim karşımıza İslam'ın tevhid inancına, dini rasyonele karşı bir önemli irrasyonel duruşa tekabül eder ki bununla mücadele edilmiştir ve bu mücadelenin efendim bir tarihi olarak görür bu epistemolojilerin zuhur etmesini Cabir merhum. Keza Sabiilerin, Hermetik geleneğin, Gnostik geleneğin özellikle Sabiiler üzerinden meseleye baktığımızda Müslümanların bu Sabii gelenek, felsefe geleneğiyle gerek Neoplatonizm üzerinden, gerekse Hükema-i Seba, yedi filozof olarak saydığı Şehristani'nin Hükema-i Seba olarak belirlediği ve Thales'ten başladığı Anaxagoras, Anaximenes, Empedokles, ondan sonra bu saydığı Sokrat, Eflatun, Pisagor yedi etti. Bu yedi isim üzerinden Hükema-i Seba diyoruz biz bunlara. Bunlar üzerinden bir irrasyonel felsefeyi de ele alarak bu geleneğin, Sabii geleneğin gök cisimlerini, burçları ve felek dedikleri efendim nefsi ve akli ayrışımları, ki bunları ikinci kitapta çok detaylı olarak inşallah ele alacağız, devreye sokan inançları, semavi varlıkların yeryüzü üzerindeki etkilerine bağlanan yaklaşımları, yine Hermes'ten ve Gnostik gelenekten hareketle Tanrı'nın tanımlanamaz, vasıflanamaz, isimlendirilemez olmasına ilişkin yaklaşımları, keza felsefenin özellikle Neoplatonizm üzerinden gelen işraki efendim yaklaşımları, Cabiri açısından irrasyonele tekabül eder ve bunların tamamı kadim mirastır. İşte kadim mirasın temsil ettiği irrasyonel, gerek akli irrasyonel, gerekse dini irrasyonel olsun, sahih dinin temsil ettiği dini irrasyonelin karşıtıdır. Ve Cabiri'ye göre başımıza ne gelmişse bu dini rasyonelin karşıtı olan dini irrasyonel
ve akli irrasyonel üzerinden gelmiştir. Sevgili izleyenler, burada çok önemli bir hususa daha yavaş yavaş temas etmeye çalışacağım. Ve onun üzerinden de yine yavaş yavaş da konuyu toparlamaya çalışacağım. Cabir-i merhum, Kur'an-ı Kerim'den yaptığı çok fazla alıntılarla Kur'an'ın, vahyin Hazreti Peygamber'le birlikte nasıl bir dini rasyonel inşa ettiğine dikkat çeker. Ve ısrarla vurgulayarak vahyin kitabi düzeninin, tutarlılığının evrendeki düzen ve tutarlılıkla ilişkilendirildiği rasyonel zemine dikkat çeker. Ve onun için de Kur'an sürekli verdiği mesajlarda fıtrata bakmayı, doğaya bakmayı, evreni gözlemlemeyi, oradaki düzeni görmeyi tembihler. Yerde ve gökte Allah'tan başka, bir olan Allah'tan başka zannedildiği üzere bu kadim mirasın ve dini ve akli irrasyonel yaklaşımların sandıkları gibi ilahlar olsaydı, semavat, gökler, yer, lefesedeta ifsad olurdu, bozulurdu. Düzen kalmazdı. Oysa Allah Rahman suresinde bir denge üzerine, bir düzen üzerine evreni, varlığı inşa ettiğini söyler ki Kur'an'ın en temel vurgularından ve söylemlerinden biri düzendir ve dengedir. Kur'an da bunu ifade eder. Hazreti İbrahim'in putlara karşı çıkışını hikayelendirirken bunu yapar. Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesinde bunu yapar. Hazreti Muhammed'in müşriklerle, cahiliye Araplarıyla yaptığı mücadelede bunu yapar. Ve dini rasyonel, Cabir'e göre değerli izleyenler, dini rasyonel Kur'an, vahiy ve kainat kitabı üzerinden bir rasyonele meydan okur. Der ki, buyurun bakalım der. Doğru nerede? Hakikat nerede? Hak nerede? Der. Dini rasyonel, dini irrasyonele ve akli irrasyonele meydan okur. Ve tam da Cabiri'nin irrasyonel olarak bize resmettiği bu dairedeki kadim mirasın irrasyonel denası nedir? Buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Kadim mirasın denası. Gizemdir. Büyüdür. Sihirdir. Akıl dışılıktır. Bütün bunların hepsini, dikkat buyurunuz, burası çok önemli. Yani dersimizin en önemli noktalarından biridir diyebilirim. Olağanüstüdür. İşte Cabiri der ki, Kur'an'ın en temel vurgusu aklı olağan ile ilişkilendirir. Zaten akıl olağan olanla ilişkili bir şeydir. Olağan üstüyse irrasyonelle ilişkili bir şeydir. Buna çağımızdaki felsefi yaklaşımlardan hareket ederek çok fazla bir metafizik ya da metafiziği reddeden materyalist bir yaklaşıma benzemiyor mu diye itiraz edilebilir. Öyle değil. Cabiri olağan üzerinden, olağan şahittir. Mevcuttur. Mevcut olandır. Mahsusat dediğimiz duyular alemimize hitap eden şeylerdir. Cabiri der ki,
Akıl budur. Ha, bunun dışında ahiret, cennet, cehennem, öldükten sonra dirilmek, melekler vesaireler. E zaten bunlar, bunlar imana girer der Cabir. Bu imana girer. Ve işte tam da burada Şehristani'den yaptığı yine alıntılarla Cabir'i son derece önemli bir şey söyler. Der ki akıl iman ve itaat, İslam teslimdir. Teslim olmanın zeminidir der. Buraya dikkat edelim lütfen. Çok önemli bir şey söylüyor. Bence Taha Abdurrahman'ın kendisine hayırlı uzun ömür diliyorum. Kulakları çınlasın. Haksız yere yüklendiği Cabiriye en önemli hususlardan biri budur. Ve ben Taha Abdurrahman'da akıl eleştirisinde bunun üzerinde inşallah detaylı olarak duracağım. Akıl. Şehristani'den de böyle bir alıntı yapar ve itaat etmenin aklı terk değil, akıl ile itaat. Akla uygun olduğu için itaat. Akıl öyle gerektirdiği için itaat. Teslim ve iman. Bakın. Çoğu günümüzdeki birçok ateist düşünürleri de dinleyip okuduğumuzda maalesef bu hatayı görüyoruz. İmanı aklı terk olarak görüyor. Hayır efendim, Cabir buna itiraz eder. Hayır. Ya imanı aklın bir gereği olarak. Akıl iman etmeyi gerekli görüyor. Akıl iman etmeyi gerekli gördüğünde imanın içeriği aklın çözümleyemeyeceği hususlar olabilir. Zaten adı imandır. Ama akıl başta iman etmek gerektiğini, nübüvvetin gerekliliğini, vahyin lüzumunu tespit ettikten sonra devreye iman giriyor. Burada Mutezili kelamın da aklı önceleyen hiyerarşik edille-i şeriyesine atıfta bulunacak olursak ne kadar önemli bir noktanın üzerinde durduğumuzu takdir edeceğimizi umuyorum. Neden? Çünkü akılla temellendiriyoruz da ondan. Akıl nakli vahyi, dini önceleyen konumuyla onlara bağlanmayı gerekli kılar. İşte dini rasyonel dediğimiz şey budur. Ve bu nedenle Cabir'i dini rasyonelin hem dini hem akli irrasyonele meydan okuması da böyledir. Şahit üzerinden. Ve görünen alemde gözlemlediğimiz varlık düzeninde bu düzen dinin kendisidir der. İşte evrendeki düzen. Varlıktaki ahenk, nizam, düzen, din bu. Değil mi? Rum suresi 30. ayette. Zalike dinul kayyim. Fıtrat için söylüyor Allah bunu. Fe ekim ve çeke ayetinde. Fıtrata yönel ayetinde. Fıtratallahi lleti fataran nasa aleyha. La tebdile li halkillah. Zalike dinul kayyim. Ne kadar harika. İşte bu, akli olan bu. Ve akıl burada imanı gerekli görüyor. İtaati gerekli görüyor. Yoksa akılsızca itaat değil, körü körüne teslim değil, körü körüne iman değil. Akli bir zeminde, rasyonel bir teminde, temelde iman ve itaat ve teslimiyet. İşte Cabir diyor ki, kadim miras irrasyonel denasında bu akli olan dışlanmıştır. Çünkü akıl dışlanmıştır. İşte bozulmuş tasavvufta, bunu ileride konuşacağız. İrrasyonele girmiş tasavvufta, tarikatte akıl düşmanlığı, aklı terk
davetleri ki ben bunu bir konuşmamda, YouTube konuşmamda, hangisinde bilmiyorum, ele aldım. Ama ileride Cabir'i okumalarında çok detaylı olarak inşallah ele alıp üzerinde duracağım. Oysa sahih tasavvufta aklı terk yoktur. Aklı tüketmek vardır. Bu çok önemli bir şeydir ve çok harika bir şeydir. İşte Gazali'nin mutasavvuf oluşu böyle bir şeydir. Onun için ben tasavvuf vesaire söz konusu olunca diyorum ki sufi olmaya niyetleniyorsanız önce Gazali gibi aklı tüketeceksiniz, sonra sufi, eyvallah, elinizden öpeyim. Aklınızı kullanmadan olmaz. Aklı bir tüket, aklı bir kullan. Onun için bunun denasında gizem, büyü, sihir, tılısım, keramet, uçmak, kaçmak vesaire, bütün bunlar Cabir'in terminolojisinde irrasyonelin, kadim mirasın denasıdır. Böyle bir denaya sahip olduğunda Cabir'i bunun bütünüyle karşısındadır. Belki de biraz aşırı eleştirenler buradan eleştiriyor. Ve irfani epistemolojiyi ikinci kitapta detaylı bir biçimde ele alırken bunların üzerinde duracağım inşallah. Kendi görüşlerimi ve Cabir'e ilişkin eleştirilerimi de orada zikredeceğim. Dolayısıyla burada böyle bir efendim meydan okuyuş var. Kur'an'ın dini rasyonelin irrasyonele meydan okuyuşu var. Cabir çok yerinde olarak harika bir biçimde diyor ki müşriklerin de, şöyle yazalım, müşrikler yani cahiliye Arapları, onlar da irrasyonelin bu söylediğimiz denasıyla birlikte irrasyonelin dini rasyonele meydan okuması var. Karşılıklı zaman bir de böyle dini irrasyonelin, akli irrasyonelin, kadim mirasın da bir dini rasyonele meydan okuması var. İşte Cabir'i bunu mucize talebi olarak belirler. Kur'an'da bunu zaten sıklıkla ifade ediyor. Bakın, mucize talebi. Yani olağanüstü talebi. Böyle peygamber mi olur? Bizim gibi iyi içiyor, yürüyor, geziyor, yatıyor, içiyor vesaire diyorlar. Niye? Çünkü kadim mirasın denasında peygamber deyince bizim gibi olmamalı. Yememeli, içmemeli, yatmamalı, uyumamalı, ihtiyaçları olmamalı. Bakın, kadim mirasın olağanüstü denası. Ne kadar önemli bir noktaya temas ediyor. Melekler yanında dolaşsa ya, altından dağlar yapsan ya, akan ırmakların olsa, cennetlerin olsa, köşklerin olsa ya, o ne biçim peygamberlik? Hani mucizen nerede? Uç, kaç bakalım. Dini irrasyonelde daha sonra Hazreti Peygamber'i binlerce mucizenin sahibi kılan sapma ve tahrifler de işte buradan geliyor. Oysa Kur'an akli ve dini irrasyonelin bu mucize talebine ve meydan okumasına ne diyor Kur'an? Size kitap indirdik apaçık, beyin, mübeyyin, onu dinleyin. Akledin, aklınızı kullanın. Babalarımıza uyarız diyorsunuz, atalarımıza tabiiz diyorsunuz. Ya babalarınız, atalarınızın hiç aklı yoksa diyor Kur'an, değil mi? Bakara suresi 170-171 ayetlerinde. Babalarınızın aklı ermiyor, hata etmişler, yanlış yolda gidiyorlarsa da mı onlara uyacaksınız? Bakın, akıl, itaat ilişkisini dini rasyonelde kurduk ya, bu nasıl bir duruştur diyor. Babalarınıza, atalarınıza uyuyorsunuz ama yaptığınızın bir akliliği, bir rasyonelliği var mı? Mucize talep ediyorsunuz. Eski ümmetler mucize talep ettiler. Gördüler de ne oldu? Ki siz mucize talep ediyorsunuz. Biz size mucize göstermiyoruz. Çünkü mucizeler gösterdiğimiz kavimler helak oldular.
diyor. Mucize vahidir. Mübeyyin ayetler indirdik size. Daha ne istiyorsunuz diyor. Peygamberin mucizesi Kur'an'dır diyor. Onun için Kur'an üzerine inşa ediyor dini, rasyoneli. Ve onların olağanüstü taleplerini irrasyonel olmakla mahkum ediyor Kur'an ve reddediyor. Ve bu talep, mucize talebi, keramet talebi, sihir talebi, büyü talebi, gizem, aklınıza gelen ne tür irrasyonel, kadim mirasın efendim şeyleri varsa, özellikleri, bütün bunları Kur'an reddediyor. Ve Cabiri bunlar üzerinden bize dini rasyonelin olağan, doğal olana bağlı temellendirildiğini, akla burada tamamen kapı açıldığını, bir zemin sağlandığını ve böylece aklın izaz edildiğini, yani değerli görüldüğünü, izzetli kılındığının altını çiziyor. Çok önemli de bir şeye vurgu yapıyor Cabiri. Diyor ki, Kur'an aklı böyle konumlandırdığı için, buraya lütfen dikkat edelim, yorulduğunuzu biliyorum, bitireceğim, az kaldı. Böyle temellendirdiği için diyor ki, akıl Kur'an ve Hazreti Peygamber ile birlikte böyle bir zemine konumlandırıldığı için nübüvvet konumlandırılmıştır. Bakın. Deizmle ilgili en önemli problem bu. Niye peygamberlik bitti? Ya da peygamberlik niye var? En önemli problem. Deizmin en önemli sorunudur. Daha bir çok önemli bir cevap veriyor aslında. Her ne kadar gelenek bunu dini irrasyonele çevirmiş olsa da başlangıçta Hazreti Muhammed'le nübüvvetin kapısının kapanmasının sebebi aklın konumlandırmasıdır. Yani yukarıdaki şemaya çıkmama izin verir misiniz lütfen? Şuraya. Şu nübüvvetle başlayan, peygamberle başlayan dini rasyonelin tarihi süreci ve sonra kırılmalar, yine nübüvvetle devam eden dini rasyonelin tarihi süreçleri şunlar. Şimdi buraya lütfen dikkat edelim. Buralardan geldik en son şu da Hazreti Muhammed'e geldik. Şimdi burada artık akıl öyle bir konumlandırılıyor ki bu akıl daha sonra risalete ihtiyaç duyurmuyor. Yani akıl Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in konumlandırdığı şekliyle değerini koruyabilseydi bizim geleneğimizde, daha sonra öyle Mehdi aramaya, Müceddit aramaya, bilmem kim aramaya falan öyle hacet kalmayacak, gökten Mesih insin diye beklenmeyecek vesaire olmayacak. Bu rasyonel durum irrasyonele dönüştüğü, dini rasyonel, dini irrasyonele dönüştüğü için habire Mehdi bekleyip habire Mesih indirmeye, Deccal çıkarmaya uğraşıyoruz. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, buradan görüyoruz ki nübüvvetin sonlandırılması, dikkat edin, Hasan Hanefi'ye de atıf yaparak peygamber tarihtir dedik. Tarih peygamberlerin tarihidir. Hazreti Muhammed peygamberlerin tarihinin son temsilcisidir. Artık Hegelci bir ifadeyle söyleyecek olursak, kıyamete kadar tarih aklın, rasyonel tarihtir. Aklın tarihidir. Ve Kur'an ve vahiy akla bu konumu vermiştir. Fakat biz bu konumu akla çok görmüştük. Bunları ileride konuşacağız. Dolayısıyla tekrar aşağıya inelim müsaadenizle. Akli irrasyonel olan kadim mirasın mucize talebiyle dini rasyonele meydan okuyuş tavrı, tarzı
Kur'an ile reddedilmiştir. Onun için Cabiri der ki, dini rast. Dini rasyonel üç temel unsur üzerine oturur. Dini rasyonelin üç temel unsuru vardır. Tevhiddir. Tevhidden yapılacak herhangi bir sapma hangi gerekçeyle ve nasıl olursa olsun bir rasyonele kayıştır. Bir tahriftir. Bu çok önemli bir şeydir. İki, kainattaki düzen. Kainattaki düzen bize bir rasyonel düzenlilik zemini sağlar. Düzenden hareket ediyoruz. Kaostan değil. Evren kaostur demek ve oradan başlamakla evrende bir düzen var deyip oradan başlamak arasındaki fark rasyonel ile irrasyonel arasındaki farktır. Bu da son derece önemli bir şey. Üçüncüsü ise nübüvvet, yani risalet ve vahiy, ilahi yol göstericilik, ilahi rehberliktir. Dini rasyonelin üç temel unsurunu belirleyerek Cabiri merhum, bunun adeta bir üçgenin üç açısı ya da üç kenarı gibi bize bir çerçeve verdiğini ve bu çerçevenin çok net bir biçimde dini rasyonel dediğimizde buradan neyi kastettiğimizi ya da neyi anlamamız gerektiğini bize vereceğini söyler. Ve tabii ki bunun karşıtında olan kadim miras, bu isterse dairenin içinde çizdiğimiz gibi Yahudiliğe ait olsun, ister Mecusiliğe, ister Manheizm'e ait olsun, ister Sabiiliğe, Gnostizm'e, Hermetik geleneğe, Hermetizm'e ait olsun, isterse felsefi geleneğe, Şrakiliğe, Neoplatonizm'e, Pisagorizm'e vesaireye ait olsun. Fark etmez. Kadim miras, bunun karşısında bir irrasyonel zemine tekabül eder. İrrasyoneldir. Onun için Cabiri'nin terminolojisinde din, sahih din, aklın zeminini belirler ve akıl bu zeminde onurunu korur, onurunu bulur. Ona verilen değer, risaletten devraldığı tarihi çizgiyi sürdürmektir. Çok onurlu bir yerdir, çok onurlu bir konumdur. Aklı bu konumdan almak, tahrif etmek ise irrasyonele tekabül eder. Onun için Cabiri'nin çağımızda tüm dinlerle beraber İslam dininin maruz kaldığı o çok önemli eleştirilere karşılık o kadar önemli sağlam bir duruşu temsil eder ki dinleri savunmak, dini savunmak, sahih dini savunmak anlamında ruhu şad olsun, makamı cennet olsun cümle geçmişlerimizle beraber. Gördüğünüz gibi Cabiri dini rasyonel ve akli irrasyonel diye çok harika bir biçimde belirlediği şu dersimizin başında efendim altını çizdiğimiz iki kavram. Bunların ne kadar önemli kavramlar olduğunu umarım siz değerli izleyenlerime arz etmeyi başarabilmişimdir. Şimdi inşallah bir sonraki bölümde, bir sonraki Cabiri okumalarımızda yine aynı bu kadim mirası, bu defa o kadim mirasın içeriğinden hareket ederek bu mirasta akıl nasıl muattal, nasıl atıl kalmış? Bu miras aklı nasıl
konumundan ederek, aklı akıl olmaktan çıkarıyor. İrrasyonele dönüştürüyor. Rasyonel bir şeyi nasıl irrasyonel hale getiriyor? Akıl nasıl akıl olmaktan çıkıyor? İnşallah bunu analiz edeceğiz bir sonraki derste. Efendim, tekrar görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalınız efendim.